Öncelikle Toprak TV'ye geldikleri bizi onurlandırdıkları için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle biz köyümüzün tek geçim kaynağı olan bamya çiçek bamyasını tanıtacağız. Nasıl e, vatandaşın bu yani çiçek bamyasına heves ettiğini veyahut da ekimini daha sonraki zorluklarını onlara anlatacağız. Şimdi çiçek bamyasının özellikle ekim safhasına gelince ilk 2000'li yıllarda genelde vatandaş tütün yapıyordu. Tütün kotasından dolayı bu çevre köylerimiz mesela Yaylasaray, Elmakırı diye köylerimiz vardı. Bunlar genellikle bamyayı yapıyorlardı. Fakat bizim köylerimizde daha çok tütün vesaire bu şekilde ürünler yetiştiriliyordu. Daha sonra kotadan dolayı bizim köylerimizde civar köyler işte Belevidir, Yerkozludur, Tekke özellikle bunlar da bamyaya başladılar. Bamyanın tabii ki birçok zorlukları var. Mesela baharın yani Mart ayında ekimini yapıyorsunuz. Daha önceden tabii ki arazi hazırlanıyor, ediliyor. Daha sonra işte Mart ayında ekim yapılır. Bu işte yağışlar fazla giderse bitti veya da bitti mi bitecek mi fideleme olay falan olmuyor bunda. Direktmen tohumlama sistemi olduğu için genelde böyle yağmurun çok olduğu zaman da bitmiyor, yetişmiyor tekrardan ikinci bir ekim hatta üçüncü bir ekim yapan insanlarımız var vatandaşlarımız var bundan dolayı ilk safhada ilk sıkıntı buradan başlıyor daha sonra bunu çapalaması bunlar tabi olağan bütün ürünlere olan bir şey bunlar da sıkıntı olmuyor fakat daha sonra yetişmesinde özellikle sulamasında bir an evvel Haziran ayında ilk suyunun verilmesi daha sonra işte tekrar dolum çapalama ya bu yıl mesela suda bayağı bir sıkıntımız oldu. Sıkıntıdan dolayı verim bir yıl şey bir ay gibi bir süre gecikti. Yani köylünün bir dönüm yerden 70 kilogram alacağı yerde şu anda 30 kilo 40 kilogram gibi alan vatandaşlarımız var. Bu da çoğunu mağdur etti. Yani insan gidiyor ona göre kredi çekiyor, araba alıyor, bilmem bir şeyler yapıyor, ev yaptırıyor. Bunlar genelde sıkıntı oldu köylü vatandaşa bu yılı atlattık. Tabii ki bamyanın zorluğu günlük her sabah saat 5-6 gibi kalkılır. Yani çoluk çocuk demeden herkes yani 5 yaşındaki çocuktan al ki 80 yaşındaki ihtiyar teyzeme amcama kadar herkes bamyaya gider, toplar. Saat 11-12'lere kadar çok açtığı zaman ya biraz da fazla yaptıysa tabii ki bu e, öğlen 2'ye 3'e kadar sürer. Yani 40 derece sıcakta bile toplandığı günler oldu. En büyük sıkıntısı bu. Tekrar evine götürüyorsun bunu topladıktan sonra tek tek yine dizme safası var. Diziyorsun. Mesela bunlar toplandı, eve götürüldü, dizildi. Ama işte bir de bunun bizim burada derler ki cenazene bile ağlatmıyor. Düğününde oynatmıyor. Böyle bir şey. Yani bamya böyle bir şey. Niye? Çünkü toplamadığın zaman, ertesi güne kaldığı zaman biz mesela kaval dediğimiz olay olur. Mesela şu dünkü bir bamya, dünden kalan. Bu normal. Bunu ertesi gün toplama şansım var. Fakat şey yaptığı zaman kaval dediğimiz yani burada öyle hitap ediyoruz. Verimi de düşürüyor. Bunun pazarı da yok. Bunu kimseye satma şansın da yok, toplama şansın da yok. Bunu aramıyoruz da yani verimi düşürdüğünden dolayı da çok büyük sıkıntı oluyor. Yani dediğimiz her gün toplamak zorundasın. Yani cenazen varsa cenazeni bırakacaksın, gömeceksin, defnedeceksin, gideceksin, bamyayı toplayacaksın. Düğünün varsa kolu komşuya birilerine yalvar yakar, onun da bamyası yoksa tabii ki onlara toplatacaksın. Bu şekilde sıkıntıları var. Bunu kuruttuktan sonra tabii bir de pazarlama süreci. Pazarlama sürecinde o daha büyük sıkıntı. Şimdi mesela bahar aylarında bamya piyasada olmadığı için, yani çiçek üretimi olmadığı için... Mart'la Haziran ayı arasında 90 liraya kadar çıkıyor, toptan fiyatı. Parakende fiyatı 120-130 liradan bahsediliyor. Fakat, vatandaş üretime başladığı zaman 55-60 lira. Yani bu kadar bir düşük fiyat alınıyor. Yani vatandaş yapıyor ama içinde bir sıkıntı olarak, mesela pazara götürüyorsun titreyerek gidiyor vatandaş. Yani bunu hissediyorsun adam diyor ki yani bugün 70 liraydı. Acaba bamya yarın kaç lira olacak? Yani mesela ben esnafım 72 liradan borça karşılık 10 lira 10 kilo bamya aldım. Ertesi gün bamya dediler 62 lira. Yani ben bile kendim şahsıma 100 lira 10 kilo bamyadan zarar ettim. Yani bunun işte kara borsa olması büyük sıkıntı. Yani devletin tabii ki yapacağı elbette belki bir şeyler vardır ama Genelde tüketiminin de yüzde 60'ını Konya'nın yaptığı biliniyor. Yani bamya tüke, çiçek bamyanın tüketimi özellikle. Çünkü bunun çeşitleri de var. Sultan bamya şudur budur. Mesela Ege bölgesinde falan. Hatta Amasya'nın diğer ilçelerinde o bamya yetiştirilir. Çiçek bamya sadece taşova. Yani taşova'ya has bir bamya. Bir de erbağı var. Erbağınınki bize göre ikinci kalite. Yani kurumun kurutmasında olsun. Ne bileyim e, ee, renkli, renkli olsun. Mesela bunun altın sarısı gibi oluyor. Gerçi çeyrek altın diye de hitap ediliyor buna. Daha önceki yıllardan çeyrek altındı. Bir kilo bamya götürürdün. Bir tane çeyrek altın alma şansın vardı. Şu anda 3 kilo bamya götüreceğim. Bir kilo çeyrek altın alacaksın. Bu şekilde yani. Bamyanın da ne kadar düştüğünü anlatmak açısından söylüyorum. Yani dediğimiz gibi işte piyasaya sırf korkarak gidiyoruz. Yani perşembe günleri hafta deriz. Ya pazar kurulur taş obamızda. Oraya gittiğimizde birkaç tane ticaretçi yani esnaf bunların fiyatını belirliyor. İşte diyor ki bu hafta diyor bamyanın fiyatı 60 liradan. Yani insanın gözünün içine bakıyorsun. Acaba 62 mi olsun, 63, 60 60 mı olsun derken 55 de diyebiliyor. Çıkıyor kıyıya. Ondan sonra ya çuvalını omuzlayıp tekrar köye getiriyorsun. Veyahut da mecbur borcun erzin var. Ödeyeceksin mecburen teslim etmek zorunda. Onlar da bu mecburiyeti bilerekten yapıyorlar. Ha belki onlar da dışarıya götürdüklerinde Konya'dır, Kayseri'dir, şuralara buralara orada da ucuz satıyordurlar. Ama işte piyasa ellerinde. Biz başka bir şey söylemiyoruz. Zorluğunu onlar bizden daha iyi biliyor aslında. Yani tüketici belki bilmez de üreticiyle esnaf bunun zorluğunun ne kadar şey olduğunu gayet güzel biliyor. Ona göre ellerini vicdanlarına koysunlar. Yani gördüğünüz gibi amcam yani 60-70 yaşında, rahat 70 yaşında. Aşağı tarafta mesela bir amcam var 75 yaşında. 85 yaşında aşağıda bir teyzem topluyor. Ellerini vicdanlarına koysunlar diyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz.